Her Hotline Miami bölümü karakteriniz ve hedefinizdeki mekanla başlar. İçeri girer ve düşmanları birer birer avlamaya başlarsınız. Ardından biri kafanıza sıkar. Yeniden başlarsınız. Tekrar avla, tekrar öl, tekrar. Bir süre sonra düşmanları avlamak rutine dönüşür. Müzik hızlanır, hareketleri otomatik olarak yapmaya başlarsınız. Muhtemelen de oyunda ne yaptığınızı unutup komple oynanışa odaklanırsınız. Ancak tekrarlar sonrasında son düşmana ulaşana kadar. Müzik durur ve düşünürsünüz. Başka insanlara zarar vermek hoşuma mı gidiyor? Hotline Miami ilk ya da en şiddetli oyun değil. Oyunlar ortaya çıktığından beri içeriğindeki şiddet öğeleri tartışılıyor. Video oyunları ilk ortaya çıktığında bu şu anki kadar göz önünde değildi. Çünkü şiddet görünmüyordu. Oyunlar daha metin tabanlıydı. Bunun ardından gelenler de şiddet içerse de gerçeğe hala çok uzaktı. Aslında ilk tepki geldiğinde de grafikler o kadar ilerlememişti. 1976 yılında çıkan Death Race oyunu. Oyunda kontrol ettiğiniz araba ile Gremlin isimli yaratıkları eziyorsunuz ve arkalarında mezar taşı bırakıyorlar. Olay ise bir gazetecinin olayı gördükten sonra yazdığı makaleyle başlıyor. Haber büyüyüp ulusal seviyeye gelse de sadece oyunun satışlarını yükseltmeyi başarıyor. Bir sonraki olay ise daha bilindik ve tahmin edilebilir bir oyun yüzünden ortaya çıkıyor. Mortal Kombat. Mortal Kombat bir dövüş oyunu ve diğerlerine göre aşırı derecede kanlı. Oyun sırasında düşmanlarınızın gözlerini patlatıp kollarını koparıp ikiye bölebiliyorsunuz. 92 yılında çıkan ilk oyun bu kadar detaylı değil ama yine de insanlar birbirini parçalıyor. Aynı senenin Ekim'inde ise interaktif film Night Trap Sega CD'ye çıkmıştı. Oyunda evdeki kadınları tuzakları çalıştırarak vampirlerden koruyoruz. Bu oyun ise kadınlara şiddeti desteklediği için gündem olmuştu. Tabii ki oyunda aslında böyle bir şey yok. Eğer yanlış seçimleri yaparsanız vampirler gelip kadınları kaçırıyor. Oyunda kan da ölüm de yok. Sadece makineye bağlayıp götürüyorlar. Bir yıl sonra 93'te ise Doom çıktı. Doom şu an nasılsa ilk oyunu da aynıydı. Silahlarınızla şeytan ordularını öldürüp bölümleri geçiyordunuz. Oyun kanlıydı ama muhtemelen gündem olmasının nedeni içinde bulunan dini öğelerdi. Hatta birkaç organizasyon tarafından katliam simülatör olarak adlandırılmıştı. Bu 3 oyunun arka arkaya gündem olması ve bir senatörün Mortal Kombat oyununu görmesinin ardından bir senato sorgusu başlatıldı. Oyunların psikolojik etkileri tartışıldı ve senatörler şirketleri çocuklara uygunsuz içeriklere itmekle suçladı. Bu sorgunun asıl önemi sonucu. Çünkü duruşmanın ardından Amerikan devletinin de tavsiyeleriyle bir oyun sınıflandırma sistemi oluşturuldu. ASRB oyun şirketleri tarafından kurulan bir organizasyon. Ve Amerika'da bu sınıflandırma devam ediyor. Avrupa ve Türkiye'de ise PEGI kullanıyoruz. Yeni gelen sınıflandırmaların ardından sorumluluğun oyunların üzerinde kalkması gerekiyordu. Oyunun direkt kapağında zararlı olabilecek öğeler ve oynamaması önerilen yaş grupları bulunuyor. Ama sınıflandırma filmlerde zaten bulunuyordu ve filmlerin suçlanmasını durdurmadı. Oyun dünyasını etkileyen olaylar bu kadar. Ama oyunların suçlanması hala sona ermedi. Muhtemelen oyunları en çok öne çıkaran da Columbine okul saldırısıydı. 15 kişinin öldüğü ve 24 kişinin yaralandığı saldırı okulun 2 öğrencisi tarafından düzenlenmişti. Bu öğrencilerden biri kendi web sitesine Doom haritaları yüklüyordu ve yazdığı birkaç metinde de oyunlardan bahsediyordu. Planladığı katliamın Doom'a ve Duke Nukem'a benzeyeceği gibi. Olayların ardından aileler oyun şirketlerine dava açtı ama şirketler suçlu bulunmadı. Günümüze kadar olan her okul saldırısında da oyunlar bir şekilde gündeme gelmeyi başardı. Bence anlattığım olayların ortak noktasını fark etmişsinizdir. Hepsi Amerika'da gerçekleşiyor. Bunun birçok nedeni var. Şirketlerin Amerika'da olması ve böyle sorunlarla ilgilenebilecek seviyede bir ülke olması. Ama muhtemelen en büyük nedeni Amerikalıların şiddet ve silahlarla arasındaki ilişki. Yine de oyunlardaki şiddetin Amerika ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Diğer ülkelerde yapılan oyunlar da aynı derecede şiddetli. Örnek olarak Manhunt İngiltere'de geliştirilmiş bir oyun. Ya da Hotline Miami. Oyun Amerika'da geçse de geliştiriciler İsveçli. Peki oyunlar gerçekten şiddetli mi? Çünkü aynı argüman filmler için de yapılabilir. Filmlerdeki öğeler de bireyleri şiddete itebilir. Ama genelde oynanan oyunlara ve izlenen filmlere baktığımızda aynı şey olmadığını anlıyoruz. Filmlerde şiddet bulunsa da komedi, romantik ya da drama gibi farklı türlerde hikayelerde anlatılabiliyor. Oyunlarda da benzer hikayeler mevcut. Fakat hem sayılar az hem de bu öğeler bulunsa da şiddetin yanında bulunuyorlar. Stardew Valley çiftçilik yaptığınız bir oyun. Ama madene girdiğinizde canavar öldürüyorsunuz. Mario Kart yarış oyunu. Ama öne geçmek için diğer yarışçılara bomba fırlatabiliyorsunuz. Bu oyunlardaki şiddet olayları daha yumuşak görülebilir. Ama bence diğer oyunların dozu bu oyunların yerini kolayca dolduruyor. Düşünün hangi filmde postaldaki kadar ekstrem bir karakter görüyoruz. Hi there, would you like to sign my petition? Ya da hangi filmde bir karakter diğerinin kafasını koparıyor? Aynı zamanda diğer medyumlar ve oyunlar arasında aktiflik farkı var. Filmde insanları öldüren izlediğimiz karakterken oyunlarda karakterlerin şiddet uygulayıp uygulamaması tamamen bizim elimizde. Şiddeti uygulayan karakter değil, aslında biziz. Yani oyunlarda şiddet daha fazla ve daha yoğun bir şekilde yer alıyor. Bu tabii ki de suçu oyunlara itmeye yetmez. Çünkü aktif bir şekilde şiddeti olmadığını söyleyemeyiz. Aslında söyleyebiliriz. Oynadığınız oyunları düşünün. Kaç tanesinde birilerini öldürmek kötü bir durum?
Death Stranding olabilir. Eğer öldürdüğünüz insanların cesetlerini yakmazsanız Game Over ekranıyla karşılaşıyorsunuz. Yani insan öldürmek oyunda olumsuz bir durum. Bundan başkasını bulamadım. Birkaç oyunda daha kötü bir hareket olarak resmediliyor ama yine de oyun size puanları vermeye devam ediyor. Infamous 2'de insan öldürürseniz kötü tarafa geçiyorsunuz ve oyun size alev güçleri veriyor. Undertale'de hikaye daha üzücü bir tarafa kayıyor fakat yine de level atlamaya devam ediyorsunuz. Örnekler az çünkü oyunların çoğu aslında şiddeti olumluyor. Oynadığınız en son oyunu düşünün. Herhangi bir şekilde şiddet uyguladığınızda sonuçları ne oldu? Benim en son oynadığım Dying Light'ta size tecrübe puanı verip güçlenmenizi sağlıyor. Nioh'ta da aynı şekilde. Neredeyse her oyunda şiddet ödüllendirilir ve açıkça desteklenir. Özellikle çoklu oyunculu oyunlarda bu daha açık. Unreal Tournament'ta birini öldürdüğünüzde spiker havalı bir söz söyler. Dota'da da aynı şekilde. Ya da Call of Duty oynarken rakibi öldürdüğünüzde çıkan efektler. Ben kimsenin oyunları şiddeti olumladığına karşı çıkacağını sanmıyorum. Çünkü oyunların genelde amaçları o ve biz de bunun için oynuyoruz. Yolundakileri alt et, hedefine ulaş. Oyunların da amaçları doğrultusunda oyuncuları yönlendirmesi de gayet doğal. Bazı oyunlar bunu yaparken ipin ucunu biraz kaçırıyor. Asıl sorun bu desteklenen şiddetin insanları etkileyip gerçek hayatta da şiddet uygulamalarına neden olması. Oyunların buna neden olup olmadığı kesin olarak belli değil. Oyunların insanları ya da çocukları şiddete itmesi sürekli araştırılsa da kesin bir sonuca ulaşılamadı. Muhtemelen ulaşılamaz. Çünkü birkaç oyunun bir insanın şiddete karşı duruşunu nasıl etkilediğini anlamak çok zor. Bu durumu etkileyen o kadar çok fazla değişken var ki bilgisayar oyunlarının etkisi çok sönük kalıyor. Aslında buradan da bir sonuç çıkarılabilir. Şiddeti olumlayan oyunlar hatta tüm medya çocukları kötü şekilde etkileyebilir. Ama hayatlarındaki diğer öğeler çok daha etkili olduğu için oyunları tek neden olarak görmek ya da günah keçisi yapmak çok mantıklı değil. Bence konu hakkında daha da büyük bir soru var. Oyunlarda neden bu kadar şiddet var? Birkaç nedeni çok açık. Şiddet satar. Herhangi bir hikayede heyecan, gerilim yaratmak için çok iyi bir araçtır. Ölüm kalımdan daha büyük mücadele ne olabilir ki? Hem de rahatlatıcıdır. Gerçek hayatta şeytan öldüremezsiniz. Ama Doom'u açıp birkaç yüz tane parçalayarak rahatlayabilirsiniz. Ama tüm oyunlar bilgisayar oyunları kadar şiddet dolu değil. Saklambaç, Monopoly, Kızma Birader, Poker, Futbol, Voleybol, Basketbol... Dungeons & Dragons gibi rol yapma oyunlarında şiddet bulunsa bile genelde oyunun çoğu sosyalleşerek geçiyor. Öyleyse neden bilgisayardaki rol yapma oyunları daha şiddet? Buradaki kilit kelime bilgisayar. Oyunları bilgisayara geçirdiğinizde sistemler ve kurallarıyla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Kartlar otomatik dağıtılıyor. Offsite hata olmadan belirlenebiliyor. Bilgisayarlar da sistemler konusunda çok iyiler. Forex strateji oyunu oynarken bilgisayar tüm ülkelerin tüm kaynaklarının hesaplamalarını ve bu ülkelerin en optimal hareketlerini belirleyebiliyor. Veya uzay organ borsasını kolayca hesaplayabiliyor. Ama çoğunluğun oynadığı oyunlar bunlar değil. Çünkü bilgisayarların iyi olduğu başka bir kısım da uzamsal simülasyon. Bir şeyler çizip ekrana aktarmak bilgisayarların belki de en büyük ve en kolay özelliği. Baştan beri de oyunları bu şekilde yapıyoruz. 1962'de çıkan Space War'da uzay gemilerini kontrol ederek diğer oyuncuyu yok etmeye çalışıyordunuz. 1986'da çıkan Super Mario Bros'ta platformda ilerleyerek bölümü bitiriyordunuz. 1992'de çıkan Wolfenstein 3D'de odaları gezerek Nazi öldürüyordunuz. Bu simülasyonun hepsi de zaman geçtikçe renk, boyu, detay kazanarak ilerledi ve günümüzdeki Full HD simülasyonlara dönüştü. Ama şiddet uzamsal simülasyonların doğasında olan bir şey değil. Tetris düşen blokları hareket ettirdiğimiz bir oyun ve içerisinde şiddet yok. Getting Over It kazandaki bir adamı kontrol ettiğimiz bir oyun. Böyle oyunlar mevcut ancak azınlıkta ve daha küçük kitlelere hitap ediyorlar. Çoğunluğu oluşturan oyunlar ise direkt şiddet odaklı. Nedeni de şiddeti sistemize etmenin çok kolay olması. Neredeyse tüm FPS'ler aynı şekilde işliyor. Bilgisayar mekanı ve düşmanı çizer. Oyuncu bunları kamerayla görür. Eğer düşman kameranın tam karşısındayken oyuncu tuşa basarsa düşmanın can puanı azalır. Birkaç tekrardan sonra can puanı biter ve düşman ölür. Bu mantıktan sonrası sadece detay. Animasyonlar, modeller, efektler sadece bu mantığı daha gerçekçi ya da enteresan yapmak için var. Her oyunda kurşunlar bu mantıkta çalışmıyor. Bazılarında kurşun gerçekten yaratılıyor ve ivme veriliyor. Ama bu da bilgisayarlar sayesinde kolayca sistemize edilebilecek bir konsept. Yani bir şeyin oyun yapılabilmesi için kesin kurallarla sistemize edilebilmesi gerekiyor. Bilgisayardaki rol yapma oyunlarının daha şiddetli olmasının sebebi de bu. Dövüş sistemleri bilgisayara kusursuz şekilde geçirilebiliyor. Ama bilgisayarın içinde oyundaki her karakterin yerine konuşacak bir oyuncu yok. Bunların yerine konuşma sistemleri var. Rol yapma oyunlarında bunları bol bol görüyoruz. Genelde diyalog ağaçları ya da diyalog çemberi olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu sistemlerin çok mantıklı ya da doyurucu olmadığı çok açık. Başka bir insan ile olan konuşmanızda cevaplarınızın 4-5 seçenekten ibaret olması komik. Ama destekleyici bir sistem olarak yeterli. Sosyal etkileşimi farklı şekilde simüle etmeye çalışan oyunlarda var.
Mesela Elder Scrolls Oblivion'da bir karakter ile aranızdaki ilişkiyi iyileştirmek için bir mini oyun oynuyorsunuz. İltifat edebilir, övünebilir, şaka yapabilir ya da tehdit edebilirsiniz. Benim etrafımdaki insanlar böyle iletişim kurmuyor. Başka bir yöntem de bar doldurma. Genelde Sims gibi oyunlarda olan ve iletişimin detaylarının atlanıp sonuçlarının önemli olduğu sistemler. Bu metodun da sürekli butonlara tıklayarak sayıları izlemekten farkı yok. Ama bilgisayarlar Oblivion ve Sims'ten beri çok gelişti. En azından şiddetten biraz uzaklaşıp daha farklı oyunlara geçiş yapmamız gerekmez miydi? Oh yeah, we'll see about that. Maalesef sorun sadece sistemlerde değil. Oynadığımız oyunlar ellerimizdeki araçlarla kısıtlıdır. Eğer topunuz veya bir alternatifiniz yoksa futbol oynayamazsınız. Bilgisayar oyunlarında da bu araçlar donanımları. Mouse, klavye, joystick hatta ekran. Her geliştirilen oyun bunları göze almak zorunda. Çok büyük bir oyun yapıyorsanız oyuncuya verebileceğiniz özgürlükleri biraz kısıtlamanız gerekir. Çünkü konsollar joystick kullanır ve tuş sayısı klavyeye göre çok daha azdır. Bilgisayar oyunlarının sürekli uzamsal simülasyon üzerinden ilerlemesinin bir sebebi de bu joystickler. Bir tanesini elinize alın ve bakın. Her birinin üzerindeki tuşların neredeyse %60'ını yön tuşları kaplıyor. Bu da tabii ki sadece belli şeyleri yönlendirmek, hareket ettirmek için kullanılıyor. Yani konsola oyun yapıyorsanız oynanabilmesi için uzamsal olmak zorunda. Oyun geliştiricileri de baştan beri bu kısıtlamalarla ilerliyor. Onlar uzamsal oyunlar yapıyor, donanım geliştiricileri uzamsal araçlar geliştiriyor. Bilgisayarların diğer parçaları da bu trendde devam ediyor aslında. Daha organik sistemler yaratabilecek parçalar yerine ortamları daha gerçekçi, daha hızlı yansıtabilecek parçalar geliştirmeye devam ediyoruz. RTX teknolojisi sadece ışığın daha gerçekçi görünmesi için yaratıldı ve muhtemelen piyasadaki en gelişmiş teknoloji bu. Bu trend de ileride değişecekmiş gibi durmuyor. Çünkü şiddetli ve mekansal oyunları yapmak çok kolay, ucuz ve karlı. Bu o kadar ilerledi ki oyunların bundan ibaret olduğunu kabul ettik bile. Öldür, vur, ateş et, kes gibi sözcükler sürekli kullandığımız ama gerçek anlamlarından tamamen kopmuş terimler. Sosyal etkileşim gibi daha insanımsı konuları sistemize etmek zor. Hatta neredeyse imkansız. Ve bu konuları sistemize etmeden farklı hikayeler anlatmaya çalıştığınızda da interaktif filmlerden çok da farkı kalmıyor.